Yose Kablosuz IP kamera sistemlerinden ben Mehmet Coşkun. Bugün yenilenen yeni versiyonumuz Camhi 12 volt optik zoomlu sim kartta çalışan Speedtom kameramızı gösteriyoruz. Kameramız sağa sola aşağı yukarı dönebilen, ses giden gelen bir model. Başta da söylediğim gibi 4G sim kartlı 12 volt adaptörle çalışan bir model. Elektrik olup internetin olmadığı yerlerde kullanmak maksadıyla tasarlanmış bir kamera. Şimdi çalıştırıp kurulumunu gerçekleştireceğiz. Burada görmüş olduğunuz kapaklı bölümde iki vidamızı çıkartmak suretiyle hafıza kartının ve sim kartının takılacağı bölüme ulaşmış oluyoruz. Burada görmüş olduğunuz gibi sim kartımızın pin kodunu kaldırıyoruz. Pin kodu olmayacak. Çip bölümü içe gelecek şekilde buradaki küçük yerden veyahut da bir cımbız vasıtasıyla da takabiliriz. Klik sesini duyduk. Buraya sim kartımızı taktık. Hafıza kartımız da buraya takılıyor. 128 GB'e kadar hafıza kartı takabiliyoruz. Klasik DC 12 volt adaptörümüzü takacağız. Motorun sağa sola aşağı yukarı dönüp test etmesini bekleyeceğiz. Bu motor hızı artırılabiliyor veya düşürülebiliyor, ayarlanabiliyor. Yaklaşık bir dakika sonra kameramız testlerini bitirip kuruluma hazır hale gelecek ve kuruluma geçeceğiz. Bu arada telefonumuza Camhi Pro uygulamasını indireceğiz. Videonun başında da söylediğim gibi Camhi Pro uygulamasını indiriyoruz. Sağ taraftaki artı işaretine tıklayacağız. 4G kamera sekmesini tıklıyoruz. Barkodumuz açılıyor. Burada ayak altındaki barkodumuzu uygulamadan okut duruyoruz. Burada herhangi bir kullanıcı parolayla oynamayacağız. Ekleme onaylayın diyeceğiz. Ofis diyelim veya kendimiz burada elle yazabiliriz. Onaylamak sekmesini tıkladığımızda kameramız burada gözüküyor. Üzerine tıklayacağız. Tamam diyeceğiz. Yeni şifre, eski şifreyle oynamadan yeni şifreyi kendimiz belirleyeceğiz. İki kere aynı şifreye giriyoruz. Şifremizi üst üste girdikten sonra uygulama pozisyonundan devam edeceğiz. İster şifremizi kaydedelim. Burada bakın bağlı şeklinde. Tamam diyelim. Tıklıyoruz. Burada bir kılavuz karşımıza çıkıyor. Yazılımın neler yapabileceğini buradan öğrenebilirsiniz. Evet, kameramız kuruldu. Şu anda açık vaziyette burada SD bölümünden HD bölümüne alıp daha net bir görüntü alacağız. Kameramızın fiziki kurulumu yaklaşık olarak görmüş olduğunuz gibi 1 dakika bile sürmedi. Şimdi de biraz görüntü çekelim. Şurada çok güzel bir alanımız var. Geniş bir havlumuz var. Perfadayız biliyorsunuz. Detaylı renklerini, tonlarını, kameranın kabiliyetlerini içeren birkaç versiyon daha ekleyip sonlandıracağız. Şu anda kameramızı bağladık. Direkt ekrandan görüntüsünü çekiyorum. Hareketli insan objesini çerçeve içerisine alıyor ve takibini sağlıyor. Nesne ile beraber kameramızda gezinti yapıyor. Aynı zamanda uygulama üzerinden de bildiri gönderebiliyor. Başta da söylediğim gibi kameranın dönme hızını ayarlayabiliyoruz. Optik zoomlu bir kameramız. Şimdi yazılım üzerinden PTZ bölümündeki ikonlarla kameramızı zoom yapıyoruz. Bu dijital zoom değil, optik zoom'dur. Görüntüyü bozmadan Full HD bir şekilde şeklen gördüğünüz gibi zoom yapabiliyoruz. Geri çekelim. En ufak renklerde bozulma, kristalize olma söz konusu değil. Elektriğin olup internetin olmadığı yerlerde kullanmak maksadıyla 4G Speedtom dönebilen kameramız bu şekilde kullanılabilir. Camhi Pro uygulamasıyla çalışıyor. Çok başarılı bir kamera.